Merhaba arkadaşlar, ben İlker Nitelikli İnceleme'ye hoş geldiniz. Bu videoda Lizzie'in Kara Tiyatro albümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baltalı Hano ve Kara Tiyatro şarkılarını konuşacağız. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zili açmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Evet arkadaşlar, iyi başladı. Ben sevdim şarkının enerjisini. Baltalı Hano da bilmeyenler için söyleyeyim böyle kısaca. Bir kabadayı, zamanın böyle eli ayağı sert kadınlarından. Kendisi oğlunun başına geçen bir olaydan sonra, yani kabadayı sevgilisi tarafından bir hamamda hamam olan olarak çalıştırıldığını öğrendiği zaman sevgilisinin kafası dahil 21 kişinin kafasını baltayla kesip göbek taşına diziyor ve oğlunu alıp oradan ayrılıyor. Ondan sonra da mahalledekilere kan kusturuyor. Baltalı Hano da böyle bir karakter. Eğer bu tip karakterler ilginizi çekiyorsa şuraya bir kitap bırakacağım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Orada da kadın seri katiller mevcut. Devam edelim. Evet, ben beat'i beğendim. Hemen bakalım beat kime ait. Muerte Beats diyor. Güzel bence arkadaşlar şarkı. Ben sevdim. Muerte Beats'in de işini sevdim, beat'ini sevdim. Şarkı bana birazcık böyle Ötede Duru anımsattı. Ötede Duru'nun beat'i Sky'a aitti tabii. Bu farklı bir isim ama o havada geldi bana biraz. O yüzden ayrıca sevdim. Baltalı Hano gibi bir şarkıda Lizzie iddialı konuşacaktır. Çünkü bir şekilde kendisini özdeşleştirdiği bir karakter olduğu için mutlaka ki şarkıya ismini verdi. Fark ettim, çok pis bir yerdeyim. Sanki bir maskeli balo. Tak etti canıma bu rol. Olacağım Baltalı Hano. Yeah. Geçirdim güzel bir sezon ama hep ortalık terör. Elinde sandım bakar oyun. Anca gel tavlama zar ol. Evet, burada iddialı konuşuyor kendisi. Yani Baltalı Hano olacağım zaten, gözü kararttım diyerekten bir girişten sonra artık ortalığı darma duman etme zamanı gelmiştir arkadaşlar. Ne diyor? Aynı adresimde bu sefer balo. Çetemden her biri maskeli Zorro. Zorro'yu da biliyorsunuzdur. Zamanında meşhurdu kendisi. Kurgusal bir karakter. Sinemada da çizgi romanda da gördüğümüz bir kahraman. Kılıcıyla bir Z harfi yapar. Geçer gider. Kafamda çalıyor dün gibi ilk demom, seneye geçmedi cepleri üstüyle. Evet, burada işte Red Keys'in arasına girmesiyle, işte o Metin Netflix albümüyle birlikte kendini göstermeye, sonra Ötede Duru'la biraz daha öne çıkmaya, yolumuz yolla iyice artık kendini göstermeye başlayıp Heveslenmem şarkısıyla da önü alınamaz bir durumda yükselişine parmak basıyor kendisi. Duvarda resmin büyük bir sofra var. Gözün hep lokmamda saçıldı salyalar. Aklına dönüyor tilkiler her an. Farkında değilsin, döndü bak devran. Sana bir dersim yok burada bil. Küçük hesapların sırası değil. Evet, bir racon kesme görüyoruz. Artık devran dönüyor dediği de erkek egemenliğinden bahsediyor muhtemelen. Hani o erk, ataerkil dediğimiz havanın kadınlar tarafından öyle ya da böyle bir şekilde seslerini yükselterek kısmen de olsa bastırıldığı bir çağdayız. Kaldı ki bu sese kulak verirse işler değişeceği için ve işlerin değişeceğinden korktuğundan erkeklerin böyle yavaş yavaş kenara kaydığı, kenara kaysa da aynı zamanda korkuyla saldırmaya devam ettiği bir dönemde. Devir değişti diyor. Öyle de böyle kadınlar artık her yerde her şekilde seslerini çıkarıyorlar. Tabi burada Lizzie'in doğrudan kişisel bir posta koyma üzerinden de konuştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani bazıları Baltalı Hano'yu feminizmle bağdaştırıyor. Hani feminizmi de bir yerde erkekleri doğrama cemiyeti manifestosuna bağlayabildiğimiz için burada da Baltalı Hano'nun insanları kesip biçmesi, erkek kabadayılara zulüm etmesi birazcık da böyle bir şeyi gösteriyor. Tabii işler artık öyle önüne alınamaz bir noktaya geldiği zaman olur. Bir kadın çıkar, kelleleri uçurur arkadaşlar. Bir furya geçer, bir başkası başar hep peş peşe. Koş hemen yakala peşine, olmayacak artık ateş kes. Bir furya geçer, bir başkası başar bu kez. Havada fit, dokusu burnumdan leş. Pis bir yerde, sanki bir maskeli bal. Paketi canıma bul, olacağım baltalı. Geçirdim güzel bir sezon, ama hep ortalık terör. Evet arkadaşlar, ben beat'i sevdim. Benim böyle en sevdiğim şarkı oldu şimdiye kadar dinlediklerim arasında. Ve beat'i de dediğim gibi ben hala Ötede Dur beat'ine benzetiyorum. Yani benzetiyorum dediğim taklit değil, o havada bir şey olduğunu söylüyorum arkadaşlar. (Gülüyor)
O da benim ayrıca hoşuma gitti. Koynumuz yılanın yuvası değilken çalıştın girmeye, yerini bil. Satıyorsun pahalıya kendini ama kim? Alıcın yok. Kabarık fatura cezası bol. Keseceğim sanırsın baltalı hano. Bir furya geçse bir başkası gelir hep peş peşe. Koş hemen yakala peşine. Olmayacak artık ateş kes. Kes. Bir furya geçse bir başkası başlar. Bu kez havada fitne kokusu, burnunda leş. Evet, Lizzy kendinde cebelleşen biri olduğu kadar insanlarla da toplumla da bu kişilerin kendilerini düşürdükleri durumlarla da cebelleşen birisi. İnsanlardan rahatsız oluyor. Çünkü öyle de böyle hoşuna gitmeyen tavırlar takınıyor. Zaten genel olarak böyle birazcık kendinde cebelleşen, daha içe kapanık, kendine dönük insanların kendine dönük ve içe kapanık olmasının sebebi tam olarak bu arkadaşlar. Karşılarındaki insanların tavırlarını, hallerini beğenmeyişleri. Çünkü işte fitne, fesat kokusu, bir şeylerin peşinde koşma, farklı hırslar vesaire, şu bu sebebiyle karşındaki insanları, karşındakileri ya da çevrendekileri beğenmeyince ne yapıyorsun? İçine dönüyorsun. Ne yapacaksın başka? Burada da öyle bir şey söylüyor işte Lizzy'de. Arkamdan sallayan yanımda var ya. Mideniz genişte ağız gözlü dar. Bu da kendi beyin, bu hala değil. Kolundaki artırmaz kıymetini. Gözümde değerin hiç. Yüzüme gülmene vermenizin. Yüzüne tükürsem bir. Önümde uzandı bir yol, kirpas ya da çamurlu bir ton. Çıkamam tertemiz, o zor. Ama hep deneyeceğim, bundan emin ol. Alemin içinde her gün bir olay. Evet, yani arkadaşlar bu kadar kirpas, çamur, hırgür, dalaverenin içerisinde tertemiz kalmak zor zaten. Tertemiz kalmaya da bilmiyorum gerek var mı? Zaten öyle bir şey mümkün değil çünkü. Tertemiz çıkmak zor olsa da öyle de böyle alabildiğim en az hasarla çıkmaya çalışacağım. Bundan emin ol diyor. Alemin içi her gün. Hani alem kaypak diyor arkadaşlar. Beklerim senden de her şeyi valla. Arkandan sallayan yanında hala. İnsanların birbirlerine sürekli sallayıp ama birbirlerinin yanında olduğu bir dönemdeyiz. Instagram'a baktığımız zaman birbirinin arkasından konuşan, birbirine sallayan insanların birlikte poz verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Bunu söylüyor Lizzy'de işte. Mideniz genişte, at gözlüğü dar. Bu da Kamil. Siz birbirinizin arkasından her türlü dalavereyi çevirip yan yana gelip hiçbir şey olmamış gibi davranabilen insanlarsınız. Sığsınız diyor, bir şeyleri göremediğiniz için farkında değilsiniz. Duruma ayık mayıksınız. Evet, bitmeden kalan sözlere de bakalım. Beyin bu parayla değil kanka. Kolundaki artırmaz kıymetini. Gözümde değerin hiç. Yüzüme gülmene vermem izin. Yüzüne tükürsem bir yarabbi şükür dersin rezil. Bazı insanlar dış görünüşüne önem vererek bu şekilde ön plana çıkmaya çalışıyor. Bazı insanlar da daha çok böyle zekayı geliştirecek şeylerle ilgilenip buradan ön plana çıkmaya çalışıyor. Ya da kendi halinde olup sadece işine bakıyor. Bununla ilgili derdi var. Bunu göstermeye çalışıyor insanlara ama günümüz dediğim gibi artık kendini gösterme günü arkadaşlar. Herkes böyle bu kadar işini iyi yapan yapmayan herkesin kendini göstermeye çalıştığı bir dönemde sen de kendini göstermezsen kimsenin gelip senin zihninin nasıl çalıştığına, beyin kimyana bakacak hali yok. Yeteneksizlerin arkadaşçılıkla, pozculukla yer edinmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Lizzy de bunların farkında, bunu söylüyor. Senin diyor kolundaki ya da altındaki şu bu vesaire kıymetini belirlemez. Benim gözümde senin kıymetin yok. Ve bunu söylüyor arkadaşlar. Yani zekanın rafa kaldırdığını söylüyor ama şunu unutmayın. Zekaya saygı duyacaksın. Evet, şarkı hakkında benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Ben Beat'i sevdim. Şimdiye kadar dinlediğim şarkılar arasında müzikal anlamda en sevdiğim şarkı oldu. Sözleri de dediğim gibi ben sevdim. Bir sonraki şarkı olan Kara Tiyatro'ya geçelim. Evet, gayet iyi başladı arkadaşlar. Ben sevdim bu şarkıyı. Yine böyle Muerte Beats'in parmağının olduğu bir şarkı. Herhalde birçok şarkıda Muerte Beats yer aldı. A Beats
diyorum burada. Ibit. Nasıl okunuyorsa artık. Hemen bakalım. Görünce şatafatını bu dünyanın içinize hemen erir. Şatafat dediği şey zaten gösteriş arkadaşlar. Tadına bakınca kabuğu parlayan çürük bir elma gibi. Kiminin midesi kaldırır, bana ne, bozuyor benimkini. Evet, düzen eleştirisini burada yapıyor. Aslında düzenden çok böyle insan eleştirisi. İnsanın kapılıp gittiği şeylerin eleştirisini yapıyor Lizzie'yi de. Baltalı Hano'da ya da önceki şarkılarında da söylediği gibi burada da o havayı görüyoruz. Senin bu gösteriş denen şey hoşuna gidebilir ama benim midemi bulandırıyor diyor kendisi. Kurallar hoş değil ya da ben zor biriyim. Bindiği tekne dünyada tek güya. Ağzından hiç düşmez milyon dolar, fark yok. İş milyar 750 milyon. Sen milyar. Bir nevi mal, çok var veliaht. Ruh eşi, para kıy nikah, yaz beni şahit. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum senin. Güzel. Fark yok, bir nevi mal, çok var veliaht. Ruh eşi, para kıy nikah. Evet, insanları eleştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizin neyiniz olup bittiği benim umurumda değil. Ben kendi yaptığım işlere bakıyorum. Malınız mülkünüze tokum diyor. Hislerin normal değil, değil mi? Hep formalite sevginiz. Gizli saklı yaşa, şovdan iyidir. Evet arkadaşlar, işte Lizzie de aynı şeyi söylüyor. Şanlışlar da zaten buna benzer bir şeyleri söylüyordu. İnsanlar sürekli birbirlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini gösteriyorlar. Kendilerini gösterdikleri gibi sürekli kendilerine ve kendi kurdukları ilişkilere, kişilere maruz bırakıyorlar seni. Bize bunları göstereceğinize gizli saklı yaşayın, yaşayacağınızı daha iyi diyor. Nitekim öyle. Bir şeyleri gizli saklı ya da göstermeden yaşıyor olmamız o şeyleri yaşamıyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama maalesef artık insanlar öyle düşünüyor. Artık her şeyi, yaptığın her şeyi göstereceksin. Bu geçerli. Üstelik bir arabaya sahip olmak o kadar önemli değildir. Birinin buna şahitlik etmesi önemlidir. Yani ben araba benim olmaz. Biri görecek onu. Arkadaşlık kuruyorsan arkadaşlarını göstereceksin. Her buluştuğunuzda fotoğraf çekilip Insta'da birbirinizi etiketleyip kalpler, gülücükler koyup paylaşacaksınız falan filan. Bu durumdan şikayetçi işte. Her şeyi göstermeye çalışıyorsunuz. Yani hislerin normal değil ama esas anormal sizsiniz diyor. El alemin torba değil ağzı saçar nefret kin. Twitter. Sırtlanmaya çalıştığım bu yük ağır. Sırtlanların arasında yalnızlığım. İstesem de terk etmeyi yaptığım hırs. Günah şehriniz, doluyor vadeniz. Lizzie'nin kendisiyle cebelleşen bir insan olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Kendisiyle girdiği çatışmadan galip çıkmaya çalıştığını kendisi de söylüyor. Nitekim diğer insanların kendisini tezgaha getirmeye çalıştığı bir ortamda da galip olarak çıkmaya çalıştığını söylüyor kendisi burada. Evet, artık yaptığımız işte yalnızız arkadaşlar maalesef. Herkes kendi derdiyle, kendiyle, kendi dalaveresiyle yahut kendi işleriyle o kadar meşgul ki kimsenin dönüp bir başkasına baktığı yok. Çalıştım bu yük ağır. Sırtlanların arasında yalnızlığım. İstesem de terk etmeyi yaptım hırs. Yaşayınız, doluyor vadeniz. Görünce şatafatını bu dünyanın içinde semeneriz. Tadına bakınca kabuğu parlayan çürük bir ema gibi. Kiminin midesi kalır, bana ne, bozuyor benimkini. Kralplar hoş değil ya da ben zor değilim. Dinmez boş gürek yüzyıllar. Evet, ben flow'u da beğendim. Yani Lizzie sesini gerçekten iyi kullanan bir şarkıcı arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü şarkıları dinlemiyor musunuz arkadaşlar? Dinliyorsunuzdur siz de yani, lütfen. Bu şarkının da havasını sevdim. Şimdiye kadar böyle albümde en ilgimi çeken şarkılardan oldu. Bir gram eksik, Baltalı Ano, Kara Tiyatro favorim olarak ilerliyoruz. İlk kopuk ortalık perişan. Yo, hanginizi saysak bir defo var. Kof kıymetine fayda bitsen milyonlar. Gecemi sabaha kadarım bulurum yol.
kanıma canıma gözünü dikeni onu fark ederim tuz alışır. Evet, Baltalanu'dan çok da farklı bir şarkı değil. Burada da meydan okumaya, asıp kesmeye devam ediyor kendisi. Sokulma yanıma, gecemi sabaha katarım bulurum yol. Kanıma canıma gözünü diken un ufak ederim tuz buz. Alışır elini kolunu sallaya, gezer o düzeni yoz. Örümcek beyinler baskıyla kesemez sesimi, kuralı boz. Ölümünü meydan okumaya devam ediyor dediğim gibi kendisi. Elini kolunu sallaya, gezer o düzeni yoz. Örümcek beyinler baskıyla kesemez sesimi, kuralı boz. Seremim elini kontrol, savaşım oluyor sembol. Unutmam kaybolan yüzlerini, solukta giden o gülüşleri. Ne? İş işten geçmedi ki. Bil, bir gün sana sıra gelir. Evet, gayet güzel olmuş ya. Ben müzikal anlamda da bayağı beğendim arkadaşlar. Veremem eline kontrol, savaşım oluyor sembol. Unutmam kaybolan yüzlerini, solup da giden o gülüşlerini. İş işten geçmedi ki, bil bir gün sana sıra gelir. Ben gayet sevdim ya şarkıyı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Şarkı hakkında benim söyleyeceğim bunlardı. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olmayı, zili açmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.